Bursa'da bugün olarak İznik Gölü'nün çekilmesiyle alakalı haber takibimiz sürüyor. En son Eylül ayında geldiğimiz Orhan Gazi sahilindeki iskelenin altındayız. Burada o zamanlar bir miktar da olsa su bulunuyordu. Bugün ise o suyun 30 metre kadar daha İznik'e doğru gittiğini gördük. Yaşanan bu durum gölün çekilmesindeki korkutucu boyutu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yani gölün bu çekilmesinin sebebini bilmiyoruz ama 99'dan beri buradayım, hatta 98'den beri buradayım. Gölün bu kadar çekildiğini aşırı ilk defa görüyorum. Bunun sebebi nedir onu da bilmiyorum ama buna yetkililer bir dur demesi lazım. Sahil oradayken sahil ta buraya kadar geldi. Bunun sonu nereye kadar gidecek? Çok üzülüyoruz gerçekten, gelip gidiyoruz. Bugün de konuştuk, geldik, kahvaltı yaptık sabah. Üzülüyoruz çekilmesine. Gerçekten bir çözüm bulunması lazım. Sence ne yapılmalı? Ne yapılmalı? Yani duyumlarımıza göre biraz fabrikalardan dolayı çok çekildi diyorlar. Bilmiyorum ki ne yapılmalı. Yani ne gerekiyorsa bence büyüklerimiz yapması gerekiyor. Her ay aşağı yukarı 10 metreye yakın, 15 metreye yakın su çekimi var. Bunun nedenlerinden bir tanesi de tahmin ettiğimiz kadarıyla, bunu herkes biliyor zaten, Kargil. Yani yazık. Burada bu kadar işte balık var, canlı kuşlar var, şunlar var, bunlar var. Her şeye yazık yani, yazık. Buradan buraya kadar aşağı yukarı nereden baksan bir 100 metre sürekli. Sizce ne yapılmalı? Vallahi bence bu suyu Kargil'e verilmemesi lazım diye düşünüyorum. Sadece Kargil mi? Ya Kargil gibi tabii bunun küresel nedenler de var, ısınmalar var. İşte önlemini almak lazım ya. Şimdi şurada geziyorum ben, şöyle şuraya bir arkadaş kamerayı gösterirse, şu güzelim çamların arasında insanlar geliyor, piknik yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, affedersin bütün pisliklerini ortalıkta bırakıp gidiyorlar. O bile buraya nedeni var. Ben şeyi merak ediyorum, buraya en son bir tur amaçlı bir gemi geldi buraya. O gemi gittikten sonra bu sular çekilmeye başladı. Bunu hiç kimse görmüyor mu acaba? Sence? Tartışma konusu. Yani artı biz burada, yani çocukken ben buradan atlamaya korkardım. Yani şu iskelenin şurasından atlamaya korkardım. Oradayken yani boğulan arkadaşlarımı kurtardığım günleri biliyorum ben. Öncelikle yani daha öncelerde su ta şu ağaçlara kadar geliyordu. Ve çok hızlı çekiliyor. Yine fabrikalar sular çekiyor. Yani bir sürü fabrikalar, burada tesisler var önlerde. Orada bir sürü sular çekiliyor ve kapkalın borularla yani sular o kadar çekiliyor ki iskeleden bile sular daha uzakta. Su çekilmiş, iskele burada süs olarak duruyor yani. Biz mesela yüzmek için giriyoruz. 100 metreye gidip dizlerimize anca geliyor su. Her ne kadar çekilmenin boyutu son 2 ayda 30 metre olarak ölçülse de çekilmenin başladığı ilk günden bugüne kadar geçen sürede İznik Gölü'nün Orhan Gazi sahilindeki çekilme mesafesi en az 200 metreye ulaştı. Şu an manzaranın durumuna bakabilir misin? Tamamen demir yığını ve sahipsiz ya, şu çöp başka bir şey değil. Her taraf çöp, teneke, o. Hadi bırak, bir tane yaşam yok. Bak şunun içinde bir sürü balıklar var. Hiç kimse onu görmüyor. Pompaların ağzını çektikleri yerde bir sürü canlılar var. Bunları hiç kimse görmüyor. Ne bileyim. Benim diyeceğim bu. Şimdi sabah çıktım, dedim ki gölün son bir haline bakayım. En son geldiğimde buradaydım. Ondan sonra iskelenin başındaydı. Şimdi ta başa kadar gittim. Nereye kadar gidecek en son? İzniye kadar herhalde yayın gideceğiz bundan sonra. İnşallah gidemeyiz. İnşallah gidemeyiz ama gidişat o gözüküyor. Yani artık köylere falan buradan hiç ağaç maaş yok. Direkt istediğimiz gibi gidebileceğiz yani. Öyle gözüküyor yani.